TRT24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı "Nasıl bir felakete evet dediğinizi bilmiyorsunuz" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Boğaziçi direnişine dudak bükenler oluyor. Günaydın diyen oluyor. Aklınız şimdi mi başınıza geldi diye sitem eden oluyor. Yine biz inim inim inlerken neredeydiniz diye soran oluyor. Haklı sorular bunlar. Azaba uğrayan ve yarası halen kanayan her kişi böyle düşünür. Dövene elsiz, sövene dilsiz sözü Yunus için geçerli olabilir. Evliya değiliz sonuçta. Yine toplumun bir bölümü aydınlanma çağına henüz girmiş olabilir. Jetonu yeni düşmüştür. Olabilir bu. Boğaziçi'li gençler 20-22 yaşında. Bırakın daha eskiyi. 15 Temmuz olduğunda çoğu lisedeydi. AKP iktidara geldiğinde konuşmayı sökmemiş birer bebektiler. Başka şey görmediler. Yaşadıklarını deneyimleriyle tartma, mukayese etme olanakları yok. Gel gelelim, yakın zamana kadar makul zannettiğimiz kimi insanlar, kimi paylaşımlarıyla çok şaşırtıyorlar. Türkiye çok savaşlar ve darbeler gördü. Lakin daha önce böyle uzun bir istibdat dönemi yaşamadı. Devlet şiddeti ve terörü kimini öldürüyor, kimini sakat bırakıyor, kimi yaralarsa halen açık kanıyor. Haliyle şu tespitleri sık işitiyoruz. Geçmişte medya susturulurken ses çıkarılmaması bugünleri hazırladı. Geçmişte muhalefet içeri tıkılırken seyredilmesi yenilerini getirdi. Geçmişte akademi KHK'larla boşaltılır, üniversitelere kayyum atanırken tepki gösterilmemesi, yeni el koymalara yol açtı vesaire vesaire. Bunda incinecek ne var bilmiyorum. Kimi zihinler öyle bloklanmış ki, hatırlatma yapmaya hiç gelemiyor, içindekini borca ediyor. Başkası acı içindeyken ne demeye kendi acınızı öne çıkarıyorsunuz? Sürekli kendi derdinizin üstünde tepinip şimdi zulüm görenleri suçlamak ayıp olmuyor mu? Siz de sıra size gelene kadar başkalarının acılarıyla ilgilenmiyordunuz. Sadece kendi acınızı önemsiyorsunuz. Bu yüzden kimse sizinle ilgilenmiyor. Yalnızsınız, yalnızlığa mahkumsunuz. Bu duruma siz yol açtınız. Bu yolu kendi ellerinizle inşa ettiniz. Dayanışma nedir bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Bu serzenişte Türkiye'nin içine düştüğü ve yakın zamanda çıkacak gibi görünmediği ciddi patolojik sorunlar var. İki kelimeyle özetleyelim. Genelleme ve linç. Yaygın ve ülke geneline yayılmış bir mağduriyet var. İnsan hakkı ihlalleri var. Özellikle 8 senedir her haneye düşmüş bir ateş bu. Türkiye toprakları asra aşan yakın tarihi boyunca sıralanan lokal soykırım ve katliamları bu defa en geniş sahada, yurt sahasında uygulamaya koydu. Daha önce damdan düşenler vardı, henüz düşenler oldu, sırada başkaları da var. Yarası kanayan mazlumların aramıza hoş geldiniz selamını sitem olarak algılamamalı, hoş öyle bile olabilir. Akıldan çıkarmayın. Boğaziçi direnişi, Türkiye muhalefetinin iktidarın tam da istediği kıvama geldiğini göstermesi açısından mühim aşama oldu. Mazlumlar birbirini dişlemeyi bırakıp asıl buna kafa yormalı. Türkiye, iktidarı, muhalefeti, sivil toplumuyla nasıl bir felakete evet dediğini görebilmiş değil, diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.